Bu akşam haberlerinizde de ele aldınız. Dün meclis tarihi bir direniş gösterdi. Bunun bir kere altını çizmek istiyorum. Kayyumu o kadar çok sevdi ki iktidar, artık her yere kayyum atamak istiyor. İmkanı olsa bütün şirketlere kayyum atacak. İmkanı olsa her yere kayyum atacak. Çünkü çok sevdi bu müesseseyi. Yargı karar veriyor. Birini oraya atıyorlar, kendi yandaşları. İstediği gibi hareket ediyorlar. Zeynel Bey de tanık oldu meclise yaşananlara. Bizim dün getirilmiş yargı paketiyle ilgili 15 gündür net itirazlarımız vardı. Dinlemedi iktidar cephesi. Ve dinlemediği için biz, Zeynel Bey'in partisi, bizim partimiz, diğer partiler bir araya geldik. Dedik ki biz ciddi bir direniş gösterelim meclise. Ve iş tüzüğün bize vermiş olduğu bütün hakları, bütün ilahiyetleri son demine kadar kullandık. Her maddede yoklama istedik, her maddede konuşma hakkımızı kullandık, her seferinde önerge verdik, çok ciddi bir direniş gösterdik. İki gün önce meclis çalışmadı çünkü yeterince AKP'li milletvekili yoktu. Gelmediler, gelemediler, meclis kapandı. Keza bir önceki akşam aynı şekilde yapılan o yoğun müdahaleler veya yoklama talepleri, yine meclis çalışmadı ve kapandı. Ondan sonra dün AKP'li grup başkan vekili bize geldi ve dedi ki belli ki meclis çalışmayacak. Dedim ki bir yasayı çıkartmak istiyorsanız niye milletvekillerinizi getirmiyorsunuz parlamentoya? Buranın seçilmiş temsilcileri sizin emir kulunuz mu? Bir yasa koyuyorsunuz, saraydan bir yasa talimatı geliyor. 3 tane bürokrat oturuyor, bir yasa hazırlıyor, bir teklif hazırlıyor. Sonra dayatıyorsunuz bunu meclise. Bu kelimeyi özellikle altını çizerek söylüyorum. Dayatıyorsunuz, doğru düzgün komisyonlarda görüşülmüyor. Ondan sonra milletin önüne, parlamentonun önüne getiriyorsunuz. İtiraz ediyoruz dedik. Ve iş tüzüğün bize vermiş olduğu bütün yetki ve selahiyeti kullandık. En son dediler ki belli ki bu yasa geçmeyecek. Gelin sizin itiraz ettiğiniz maddeleri çıkartalım. 3 madde çıkartıldı. Kadının soyadıyla ilgili, evet. Efendim kamulaştırma ile ilgili ve kayyumla ilgili. Niye bunu anlattım? Bakın iktidar ne yapmaya çalışıyor Sinem Hanım? Diyor ki terörle iltisakı olduğunu düşündüğüm, özellikle bunu söylüyorum, yargının hakkında soruşturma açtığı kişilerin şirketlerine devlet el koyar diyor. Peki sonra oraya da bir de kayyum atar diyor. Peki sonra kayyum istediğini yapar diyor. Yandaşlara peşkeş çeker, çalar çırpar, har vurup harman savurur. Peki isterse istediği fiyata da satar. Sonra ne olacak? Ondan sonra da diyor buna biz dokunulmazlık verelim. Yani eline el koyduğu, gasp ettiği, o terör gerekçesiyle gasp ettiği o mala, mülke kayyum el koysun ama aynen bir milletvekili gibi dokunulmazlığı olsun. Ya hangi devirde yaşıyoruz? Nerede kaldı mülkiyet hakkı? İtiraz ettik ve çok ciddi bir direniş gösterdik. Nihayetinde bu antidemokratik yasa tekliflerini, o maddeleri çekmek zorunda kaldılar. Niye bunu söylüyorum? Buradan başka bir noktaya geleceğim. Erdoğan, muhalefetin, elbette herkesin çok farklı sesleri ve görüşleri olacak ama topyekün bir direniş göstermesinden ciddi manada rahatsız oluyor. Olmaya da devam edecek. Muhalefetin gerçek muhalefet yaparak, güçlü muhalefet yaparak, tabanın sesini dinleyen bir muhalefet tarzıyla iktidarın karşısına çıkarak yapacağı siyasetten son derece rahatsız oluyor. Aldığımız bu netice sarayda büyük bir kaygı uyandırmıştır, büyük bir rahatsızlık uyandırmıştır. Gelelim kayyum meselesiyle ilgili Avrupa'ya. Avrupa'da kayyum meselesi var mı? Evet, çok nadir de olsa kayyum Avrupa'da uygulanır. Ben 15 yıl yaşadım İngiltere'de, 2 defa kayyum örneği gördüm. Hangi örnek bunlar biliyor musunuz Sinem Hanım? 2 tane belediyeye hükümet ya da zamanın hükümeti kayyum atadı. Gerekçesi de şu: belediye başkanı ya da belediye yönetimi o belediyenin finansal yapısını sağlıklı bir şekilde yönetemediği için, belediyeyi batırdığı için oturdu iktidar veya hükümet, dedi ki siz burayı yönetecek beceriye sahip değilsiniz, onları aldı ve kayyum atadı. Yerinde bir atamaydı. Bakın, eğer Avrupa standartlarında bu ülkede bir kayyum ataması yapılacak olsa AKP'li belediyelerin hiçbirisi görevinde kalamazdı. Balıkesir Belediyesi 15 milyar borçla çekti gitti. Şu anda yeni gelen belediye başkanı sevgili dostum Ahmet Akın uğraşıp duruyor finansmanı nasıl toparlayacağım diye. Tabiatıyla kayyum müessesesine net olarak şunu ifade ediyorum: biz karşıyız, itiraz ediyoruz. Az önce Yavuz Bey de ifade etti, söz konusu Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili siyaseten hiçbir ortak tarafım yok. Sadece farklı bir partiden olması münasebetiyle değil, birçok konuda hiçbir teğet siyasi düşüncem yok. Ama onun hakkı gasp edilmiştir ve ona hukuksuz bir tavır içerisinde yaklaşılmıştır ve görevi başkasına verilmiştir. Bunu şiddetle reddediyorum. O da yetmedi.
Madem böyle bir şey yapacaksın, niye millet iradesini gasp ediyorsun? Niye orada milletin temsilcilerini, oraya seçilmiş diğer belediye meclis üyelerini yok farz ediyorsun? Niye onları görevinden azlediyorsun? Hatta cüret edip onları belediye meclisine sokmuyorsun. Bugün gördüm CHP'li bir milletvekili arkadaşım belediyeye girmek istiyor. Şu ceberut yapıya bakar mısınız? Sokmayacağım diyor polis. Ben seni içeriye almayacağım diyor. Belediye neresi? Belediye milletin oradaki temsilcisi. Millet oyuyla oraya birilerini göndermiş. Ne hakla milletin iradesini gasp ediyorsun? Dolayısıyla Erdoğan'ın uçakta vermiş olduğu bu açıklamanın hiçbir gerçekliği yoktur. Gazeteciler niye bu soruyu sormaya cesaret etmiş, cüret etmişlerdir? Çünkü o iliştirilmiş gazetecilere evet artık bu soruyu sorabilirsiniz denmiştir. Ellerine o kağıt tutuşturulmuştur. Ondan sonra bu soru sorulmuştur. Yani sizin gibi özgür bir gazetecilik ortamını bulmak çok kolay değil. Zaman zaman Can Bey'le biz programlarda karşı karşıya geliyoruz. Eleştiriyor beni. Son derece de mutlu oluyorum. Ne kadar eleştirse o kadar da mutlu oluyorum. Çünkü çok